sıra silelim ki yani iş yapıldığı belli olsun abi. Öbür türlü belli olmaz. Mesela bu olmamış diye sileceğiz. Allah Allah Allah. Desinatör. Atacağız yoğurt kabuğu gösterdin mi? Fırça bir yeri çalın. Ben fırlayı ve balık yiyeyim ki fırçayı. Materyal bazı bölgelerde susak olarak da tanınmaktadır. Bizim bölgemizde su kabağı diye tanınır. Geçmişte de bu su taşımak amaçlıymış. Daha sonraları nesli tükenmekte olduğu için biz bunu ele aldık. Bir abajur yapalım diye düşündük. İsmine de kabajur dedik.
Dolayısıyla işte gördüğünüz gibi önce bir ekim aşaması var bu işin. Ekim aşamasını ne zaman yapıyoruz? Nisan aylarında toprağa verdiğimiz çekirdek yaklaşık yıl başlarına kadar, yani Aralık ayının sonuna kadar toprakta kendini geliştiriyor. Ocak ayında da hasat yapıyoruz. Yaptığımız bu hasatları yaklaşık yine 2-3 aylık bir süreçte kurutmaya çalışıyoruz. Kurutup tabii kendini koruyan dış tabakası var bunun, siyah bir tabaka oluşturur. O tabakayı da ılık suyla yıkamak suretiyle kabaklarımızı parlak hale getiriyoruz. Daha sonra çizimlerimiz var. Çizimlerimizi yapıyoruz. Tabii bu serbest bir çizim. Hiçbir kabak birbirine benzemez. Zaten şekil olarak da kabaklar doğada birbirine benzemedikleri için o çizimlerimizi yapıyoruz. Daha sonra ince delikler dediğimiz küçük deliklerle şekillendiriyoruz. Büyük deliklerde boncuk delikleri dediğimiz deliklerle de boncuk koyacağımız yerleri deliyoruz. Daha sonra boncuklayarak vernikleme aşamasına geçiyoruz. Böylece bunların alt aydınlatma aplikleri yaptıktan sonra Kuşadası'nda özellikle olmak üzere yerli ve yabancı turistlere sunuyoruz. Bayağı da güzel ilgi çekiyor. Bizim de hoşumuza gidiyor. Sonuçta en azından bizim için su kabağının unutulmaması önemli. İlgi de çektiği için şeyler de geliyor. Yani bize de öğretir misiniz diyenler de oluyor. En çok da bize bu mutlu ediyor. Dolayısıyla ücretsiz olarak da herkese bunu öğretmeye çalışıyoruz. İlk geldikleri günden son aşamasına kadar her şeyi öğretmeye çalışıyoruz elimizden geldiği kadarıyla. Tabii bizim de bilmediğimiz çok şeyler vardı mutlaka ama zaman içerisinde herhalde bunları öğrenmeye çalışacağız kendimize göre. Emekli olduktan sonra zamanımızı boşa geçirmemek için ne yapalım acaba diye düşünmeye başladık. Su kabağı aklımıza geldi. Su kabağının eskiden su taşımacılık olarak kullanırlarmış. Biz de bunu delip abajur olarak yapmaya karar verdik. Eşimle birlikte bunlar deliyoruz, yetiştiriyoruz. Yetiştirdikten sonra yıkama aşaması var. Yıkandıktan sonra işte çizimler var. Çizimlerden sonra deliyoruz, boncukluyoruz. Nasıl, bunu yapması zahmetli mi? Biraz zahmetli ama biz bu işi yani zevk aldık, almaya başladık bu işi yapmaktan. Ve seviyoruz da. Ve yaptıklarımız da önce hediye yaptık sağa sola. Sonra ne yapalım bu işi? Çoğalmaya başladı. Çoğalınca da satmaya karar verdik. Ticarete dönüşsün diye düşündük. Kuşadası'nda satıyoruz yerli ve yabancı turistlere. Hediyelik eşya olarak da veriyoruz. Kendimiz de başkalarına hediye ediyoruz. Güzel bir çalışma. Yapmak isteyenlere de öğretiyoruz biz bunu. Yaptığımız kabaklarımızı ve modellerimizi bu önümüzde gördüğümüz nar modeli. Şu şekilde yapıp şöyle ışıklandırıyoruz. Sonra başka kuğu modelimiz var. Bu da kuğu modelimiz oluyor. Değişik modellerde üretiyoruz.